Abi ne biçim sıcak var ya. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. TET fizik konu anlatım videolarına son hızla devam ediyoruz. Bu videoda işleyeceğimiz konu ısı sıcaklık ve genleşme olacak. Bu konu birazcık detaylı ve uzun bir konu olduğundan bunu birkaç video serisi şeklinde yüklemeyi düşünüyorum. Yine bu videoda kullanacağım pdf'leri açıklama arı kısmında ücretsiz bir biçimde ulaşabileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu videoda aslında ısı sıcaklık ve genleşme ile alakalı temel kavramlardan birazcık söz edeceğiz. Isıyla başlıyoruz. Maddelerde sıcaklık değişimine neden olan enerji transferini biz ısı demiş olacağız. Burada bilmemiz gereken bir madde olarak ısı bir maddede depolanan enerji olarak bizim için tanımlanamayacak. Yani günlük hayatta kullandığımız aslında bir tabir var. Vücut ısısı şeklinde bir tabir kullanıyoruz ama bu tamamıyla yanlış bir tabir. Yani bu maddenin ısısı çok fazladır şeklinde kurulan cümle bizim için aslında bir anlam ifade etmiyor. Birimine gelecek olursak birimi kitaplarda kalori veya Jul olarak karşımıza çıkacak. Kalori kısaca cal olarak ve Jul kısaca da J harfiyle bizim için sembolize edilecek arkadaşlar. Yolumuza sıcaklıkla devam ediyoruz. Dokunma duyumuz algılanan ve bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisiyle doğru orantılı olan fiziksel niceliğe o maddenin sıcaklığı denecek ısı bir tür enerji çeşidi iken sıcaklık bir enerji değildir arkadaşlar. Bu bizim için oldukça Önemli aslında. ısı bir tür enerji çeşidiyken sıcaklık enerji değildir. Sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Yani bir ortamda eğer kinetik enerjiden söz ediyorsak aslında o madde ya da o molekülün sıcaklığı da olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabi burada skaler bir büyüklük olduğunu ve biriminin de Kelvin olduğunu söylememiz gerekiyor. Termometreyle de ölçüldüğünü burada rahatlıkla söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Geldik iç enerji kavramına. Şimdi iç enerji maddenin atom ve moleküllerinin öteleme, dönme ve titreşim enerjileriyle moleküller arası potansiyel enerjilerinin toplamına biz iç enerji diyeceğiz. Isıtılan maddenin iç enerjisi artarken soğutulan maddenin iç enerjisi azalmış olacak. Bu durumda maddenin sıcaklığının değişmesinin sebep olmuş olacak arkadaşlar sorumuz diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangilerinin ısı kavramı için yanlış kullanılmış olduğunu soruyor. İlk öncülümüzde vücut hastanın vücut ısısı hızla düşü olduğunu söylemiş. Böyle bir tabirin yanlış olduğunu zaten başta söylemiştik. Vücut ısısı değil, vücut sıcaklığı dememiz gerekiyor burada arkadaşlar. Havanın ısısı düştüğü için kar yağma ihtimali var diye bir cümle kurulmuş. Tekrardan havanın ısısı değil havanın sıcaklığı olduğunu söylüyoruz ve üçüncü öncülde aslında bizim için yanlış olacak. Su 100 santigrat derece sıcaklık değerinde kaynar şeklinde cümle kurmamız gerekiyor. Aslında ısı ve sıcaklık kavramını günlük hayatta oldukça yanlış biçimde kullandığımızı söyleyebiliyoruz ve dolayısıyla da sorunun doğru cevabını Edirne olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kısma geldiğimizde arkadaşlar sıcaklıkları farklı iki cisim birbirine şekildeki gibi dokundurulduğunda ısıl denge konumuna ulaşana kadar sıcak maddeden soğuk maddeye ısı transferi gerçekleşir. Yani bu madde sıcak olan maddemiz örneğin 30 santigrat derece sıcaklığında olursa ve soğuk olan maddemiz de örneğin 10 santigrat derece sıcaklığında olduğunu düşünürsek buradaki ısı transferi sıcak maddeden soğuk maddeye doğru geçeceğini biz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani 30 santigrat dereceden 10 santigrat dereceye doğru bir ısı transferi gerçekleşmiş olacak. Isıl dengeye ulaşıldığında ısı transferi durur ve cisimlerin ortalama kinetik enerjileri yani sıcaklıkları eşit olur. Sonuç olarak sıcaklıkları eşit olan iki cismin iç enerjilerinin eşit olmayabileceğini biz söylüyoruz. Hemen alt kısma geçtiğimde gençler burada daha rahat bir örnek karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı da zaten sıcaklık zaman grafiğinde çizmiş bulunuyoruz. Elimizde tekrar T2 sıcaklığında ve T1 sıcaklığında iki farklı sıcaklıktaki cisimlerimiz dokundurulduğunda diyoruz. Yani buna biz birinci cisim, şuna da biz ikinci cisim dersek eğer bu cisim yine dediğim gibi 30 santigrat derece sıcaklığında Birinci cismimizin de biz 10 santigrat derece sıcaklığında olduğunu söylersek ısı transferi 2'den 1'e doğru olacağını rahatlıkla söylemiş oluyoruz. Buradaki grafiğimizi nasıl çizeceğiz? T2 sıcaklığı zamanla azalacakken T1 sıcaklığı zamanla artacaktır ve şu noktada hemen grafiği biraz daha temiz kullanmaya çalışayım. Hemen işaretlediğim noktada arkadaşlar ısıl dengeye ulaştığını ve sonrasında sabit biçimde sıcaklığın seyrettiğini ben rahatlıkla görebiliyorum. Yani sıcaklık zaman grafiğinde bu şekilde çizmiş oluyoruz gençler. Geldik termometreler kısmına arkadaşlar. Termometreleri zaten sıcaklık ölçen aletler olarak söylemiştik. Hatırlıyorsanız sıcaklık ölçen aletler olarak söylüyoruz. Katı, sıvı veya gaz halde bulunan maddelerin sıcaklığını ölçmek ve ölçüm sonucu elde edilen değerleri belli bir standarda göre tanımlamak gerekir. Bu nedenle sıcaklığı sayılarla ifade etmek için kullanılan ölçü aletlerine biz termometre Diyeceğiz gençler. Termometreler 76 santimetre civa basınç altında sabit iki sıcaklık değerleri seçilerek ölçeklendirilirler. Bu sabit 2 sıcaklık değerleri suyun donma ve kaynama noktaları şeklinde bir açıklama yapabiliyoruz. Yani termomet elimizdeki bulunan termometreler arkadaşlar suyun donma ve kaynama noktalarına göre elimizdeki sıcaklığı karşılaştıran aletlerdir şeklinde söyleyebiliriz. Tabi burada bizim dikkat etmemiz gereken bir formül var. Elimizde Celsius, Fahrenheit ya da Kelvin cinsinden farklı termometreler bulunursa biz bunları karşılaştırmak amacıyla arkadaşlar aşağıdaki formülü kullanacağız. Yani kısaca arkadaşlar küçük kısmın büyük kısma oranı Eşit olmalı yine küçük kısmın büyük kısmı oranı ve diğerinde de yine küçük kısmın büyük kısmı oranı şeklinde. Yani C-100 bölü pardon c eksi 0 bölü 100 eksi 0 eşit olmalı f eksi 32 bölü 212 eksi 32 o da eşit olmalı k eksi 273 bölü 373 eksi 273 şeklinde bir eşitlik yazabiliyoruz. Bunu tabi burada söyleyerek çok fazla bir anlam ifade etmeliydim ben de farkındayım. Aracın lastiği de patlamış. Aracın lastiğini patladığını ben de farkındayım. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Bununla alakalı soru çözerek daha fazla pekiştirmiş olacağız. Geldik mutlak sıcaklık kavramına arkadaşlar. Mutlak sıcaklık bilim insanlarının yaptığı tüm çalışmalarda ölçülebilecek en düşük sıcaklığın eksi 273 santigrat derece olduğunu belirlemişler. Hiçbir madde de bu sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklıkta olamayacağının farkına varmışlar. Yani en fazla bir madde eksi 273 santigrat dereceye kadar ölçümü sağlanabiliyor buna bu sıcaklığa biz mutlak sıfır sıcaklığı diyoruz. Kelvin ölçeğinde sıcaklık T olarak Celsius ölçeğinde de sıcaklık TC olarak gösterilirse aralarındaki ifadeyi biz aşağıda gösterilen formülle ölçüyor buluyor olacağız. Bu formül arkadaşlar elimizdeki santigrat derece cinsinden ölçeğin sıcaklığın 273 eklenerek Kelvin'e çevrilmesiyle alakalı. Örneğin elimizde 27 santigrat derece sıcaklığında bir örnek olmuş olursa arkadaşlar buna biz Kelvin'e çevirirken artı 273 yaparak Kelvin'e çevirmiş olacağız. Tabi yine bununla alakalı örnekler çözüyor olacağız arkadaşlar. Peki biz bir termometrenin duyarlılığını artırmak için neler yapabiliriz? Kullanılan sıvının genleşme katsayısının yüksek olmasına dikkat edebiliriz. Kullanılan kılcal borunun kesit alanının yeteri kadar küçük olmasına dikkat edebiliriz arkadaşlar. Sıvının toplandığı hazne yeteri kadar büyük olması gereklidir ve bölme sayısının fazla olması gereklidir şeklinde dört farklı öncülü söylemiş oluruz. Belki sorularda karşınıza bilgi bilgi sorusu olarak çıkabilir arkadaşlar. Hemen Yanda gösterdiğim formülle alakalı bir örnek çözerek bu işi biraz daha pekiştirmiş olalım. İki, elimizde iki farklı termometre verilmiş. Bir A termometresi suyun donma noktasında 20A, kaynama noktasında 120A olarak gösteriyor demiş. Buna göre A termometresinin 50 santigrat derece gösterdiği ortamda Celsius termometresi kaç santigrat derece gösterir demiş. Ne yapıyorduk? Yine küçük kısmın büyük kısma oranı şeklinde bir oran söz konusuydu. Hemen biraz daha aşağı çekiyorum ve kendime yer açmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar 50-20 yine formülü yerine koyarsak burada tabi. 50-20 bölü 120-20 o da eşit olmalı diyeceğiz. C-0 yani C bölü 100-0'dan 100 olmuş olacak. Yine devam ettiğimde arkadaşlar üst kısmın 30 alt kısmın 100 olduğunu Yine C bölü 100'e eşit olduğunu görmüş oluyorum. Aşağı kısım yani payda kısmı 100 zaten bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla üst kısımlar da birbirine eşit olmalı. Ve 30 santigrat derece şeklinde bir ölçüm yapılmış olur gençler. Geldik termometre çeşitlerine arkadaşlar. Termometrelerin 4 farklı çeşidinin olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. İlk çeşit arkadaşlar sıvılı termometreler. Bunu zaten görmeye alışkınız aslında. Sıvı olarak genellikle civa ve alkol kullanılır. Bu termometrelerde sıcaklık değişimine bağlı olarak sıvının genleşme özelliği kullanılmıştır. Genleşme miktarı küçük olan kap kullanılır. Bu kap genellikle camdan yapılmıştır. Ölçeklemede suyun donma ve kaynama sıcaklığı baz alınır. Yani aşağıda bir hazne var arkadaşlar. Sıvı haznesi. Yukarıda da ölçekli bir biçimde bir kılcal borumuz var. Aşağıdaki sıvının genleşme veya donma noktasına faydalanarak arkadaşlar yukarıdaki ölçeği ortamın kaç derece ya da kaç celsius olduğunu bize gösteren sıvılı bir termometre olmuş oluyor. Bunu aslında sıkça günlük hayatta kullanıyoruz. İkinci çeşidimiz arkadaşlar Katı diğer ismiyle metal termometreler. Bunlar da hal değiştirme sıcaklıkları yüksek olan metallerin genleşme özelliğine dayalı olarak yapılan termometrelerdir. Bu nedenle yüksek sıcaklıkları ölçmek için tercih edilir. Örneğin fırın ya da buhar kazanlarında kullanılan bir termometre çeşididir arkadaşlar. Bir diğer çeşit gazlı termometredir. Gazlı termometre sabit hacimli bir kabın içindeki gazın sıcaklığı arttırırsa basıncı da artar. Bu basınç artışı sıcaklık skalasına bağlanıp yapılan düzeneklerdir. Gazların genişlemesi sıvı ve katılara göre daha büyük olduğundan bu termometreler çok duyarlı ölçümlerde yapılır arkadaşlar. Zaten basınç konusunda eğer bir ortamın basıncının artarsa sıcaklığının da artacağını biz söylemiştik arkadaşlar. Bu prensipten yararl yararlanılarak yapılan bir termometredir aslında. Son çeşidimiz gençler dijital termometre. Bunu zaten günlük hayatta oldukça sık kullanıyoruz. Daha çok vücudun ateşini ölçmek için yani vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılan bir cihaz zaten. Bu termometreler maddenin elektriksel iletkenliğinin sıcaklıkla değişimine bağlı olarak çalışırlar. Bu maddenin sıcaklığı değiştirildiğinde elektriksel direnci ve buna bağlı olarak üzerinden geçen akım değeri de değişecektir. Akımın değerine göre sıcaklık skalasında uygun sayısal değerler okunur. Vücut sıcaklığının ölçümlerinde kullanımı yaygındır arkadaşlar. Bunu zaten kullanımını sıkça görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Örnek sorumu da çözüp bu videoyu noktalıyorum arkadaşlar. Bir cismin sıcaklığı farklı ortamlarda Celsius ve Kelvin ölçekli termometrelerle ayrı ayrı ölçülüyor. Buna göre aşağıda verilen sıcaklık değerlerinden hangisi bu cismin sıcaklık değeri kesinlikle olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere yani konu anlatımı yaptığımda bilim adamların eksi 273 santigrat dereceye erişebileceğini yani bir maddenin en fazla eksi 273 santigrat dereceyi görebileceğini zaten söylemiştik. Uygulayacağımız formülde T K eşittir. TC artı 273 formülüdür. Dolayısıyla eksi 273 artı 273'ü birbirine götüreceğinden sıcaklığın en fazla mutlak sıfır sıcaklığının sıfır kelvine eşit olacağını biliyor olmalıyız. Baktığında şıklarda arkadaşlar 200 kelvin, 100 kelvin, eksi 40 santigrat derece ve 300 santigrat dereceyi görebilecek maddeler vardır ancak 0 Kelvin'in altında herhangi bir sıcaklık değeri olamayacağından cevabımız edirne şeklinde olacak arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar konunun ilk kısmını yani temel kavramlar kısmını bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere başarılar.